mikroorganizmalar. Onları ancak mikroskoplarla görebiliyoruz. Son derece küçük olmalarına rağmen faaliyetleri ve çeşitleri ise boyutlarıyla tam ters oranda. Ve bu mikro dünyanın üyelerinden biri, bakteriler. Bu canlılar dünyanın en fazla sayıdaki üyeleridir. Tüm ekosistem bakterilerin faaliyetlerine bağlıdır. Ve bakteriler insan yaşamını da pek çok şekilde etkiler. Bu mikro canlılar sayesinde yakında radyo, saat ya da cep telefonlarının pillerini, prize değil, bir kutu şekere takacağımız cihazla şarj edebileceğiz. Bu bir varsayım değil. Mükemmel tasarıma sahip mikroorganizmaların bizler için sağladıkları yeni bir imkan. Günümüzde enerji üretimi için birçok yöntem kullanılıyor. Bunların pek çoğu kömür, petrol gibi fosil kökenli yakıtlara dayalı. Kömür ve petrol yeryüzünde çok yaygın olmadığı için bu enerji kaynakları her zaman yeterli olmuyor. Üstelik bu kaynakları kullanarak enerji üreten tesisler için büyük yatırımlar yapmak gerekiyor. Ancak yakın zamanda geliştirilen bir yöntem, enerji üretimindeki tüm yatırım ve çevresel sorunlara çözüm olmaya aday. Çünkü araştırmacılar, bir çeşit bakterinin yaratılışındaki özelliği kullanarak elektrik ürettiler. Bakteri elektrik üretmek için bir dizi kimyasal işlem yapıyor. Bu yöntemle üretilen enerji, bir kase şeker kullanılarak 60 wattlık bir ampulü 17 saat boyunca yakabilecek bir kapasiteye sahip oluyor. Bilim adamları şu an bakterilerden bir hesap makinesi çalıştırabilecek kadar elektrik üretebiliyorlar. Üretim sırasında elde edilen tek yan ürün ise karbondioksit. Lowry, yaptıkları keşifle ilgili olarak şunları söylüyor. Şekeri elektriğe dönüştürmeye çalışan mikrobik yakıt hücreleri oldukça karlı. Geçmişte benzeri işlemlerle yakıtın %10'u elektriğe dönüştürülebilirken bu oran bugün %80'lerin üzerinde. Ayrıca bundan önceki karbonhidratları elektriğe çevirme çalışmalarında insanlar üzerinde zehir etkisi yapan aracı sistemlere ihtiyaç duyuluyordu. Bizim bulduğumuz bu organizma ise bir aracıya gerek duymuyor çünkü direkt olarak elektrotların yüzeylerine bağlanıyor. Bu da çok büyük avantajlardan bir tanesi. İnsanlar bundan önce de bir aracı olmadan bu işi yapmışlardı. Ama dönüşümleri %1'den bile az olmuştu. Ayrıca elektrik üretmekte hiçbir zehirli element kullanmamak oldukça büyük bir avantaj. Araştırmacılar daha çok iletkenin ve daha çok bakterinin bağlanabileceği bir reseptörün kullanılması durumunda daha büyük kapasitelerde enerji elde edebileceklerini söylüyor. Görüldüğü gibi bakteriler, yılların bilgi birikimi ve teknolojisine sahip insanoğluna bugüne kadar başaramadığı bir şey öğretmekteler. İngiliz zoolog Sir James Gray'in ifadesiyle bakteriler bir laboratuvarın faaliyetlerinden çok daha fazlasını gerçekleştirmektedir. Gray'in bu konudaki sözleri şöyledir. Bir bakteri, insanın bildiği herhangi bir cansız sistemden çok daha karmaşıktır. Dünyada en küçük canlı organizmanın biyokimyasal faaliyetiyle rekabet edecek bir laboratuvar yoktur. Elbette ki organizmasındaki bu tür harika sistemleri bakterinin kendisi meydana getirmemiştir. Bu karmaşık sistemlerin kendi kendilerine tesadüfler sonucunda ortaya çıktığını iddia etmekte, gerek akıl ve mantık kurallarına, gerekse bilme bütünlüğüne aykırıdır. Bakterileri insanlara fayda sağlayacak karmaşık kimyasal işlemler yapacakları şekilde özel bir tasarımla yaratan sonsuz ilim ve akıl sahibi olan Yüce Allah'tır. Canlı cansız Allah'ın yarattığı her şey onun varlığının apaçık delillerindendir. Göklerin ve yerin yaratılmasıyla onlarda her canlıdan türetip yayması onun ayetlerindendir. Ve o dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.
evinizde, iş yerinizde, hatta arabalarınızda. Günün 24 saatini bilgisayarın başında geçirebiliyoruz. Bu kadar yoğun kullanıma sahip olan bilgisayarlardaki teknoloji de her geçen gün büyük bir hızla gelişiyor. Yaşam standartlarının yükselmesi, bilgisayarların işlem hızının da aynı hızla gelişmesini gerektiriyor. Böylece bilgisayarlar gün geçtikçe daha da hızlanıyor. Yeni çıkan modeller baş döndürücü hızlara rahatlıkla ulaşabiliyor. Bilgisayarın işlem hızını belirleyen çiplerin daha hızlı olması, daha fazla işlemi daha kısa sürede yapabilmesi anlamına geliyor. Ancak bu çipler hızlandıkça daha fazla elektrik kullanılmasına sebep oluyor ve bu hızlı işlemlerin sonucunda çip aşırı derecede ısınıyor. Bilgisayar çipinin erimemesi içinse soğutulması şart. Ancak mevcut pervane fanlar son model çipleri soğutmaya artık yeterli olamıyor. Bu ısınma problemine yeni çözüm arayışları içindeki çip tasarımcıları sonunda doğadan hazır bir çözüm bulduklarını açıkladılar. Kelebekler. Kelebek kanatları mükemmel bir yapıya sahiptir. Kelebekler 170 bin dolayında türü olan renk renk, desen desen narin kanatları ve birbirinden ilginç örnekleriyle en tanınmış ve dikkat çeken canlılardandır. Tüm bu estetik görünümlerinin yanında kelebekler günümüzde teknolojiye de ilham kaynağı oluyor. Tufts Üniversitesi'nde yapılan araştırma, kelebeğin kanatlarında bir soğutma sistemi olduğunu ortaya çıkardı. Bu soğutma sisteminin bilgisayar çiplerinin mevcut soğutma sistemiyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek bir performansa sahip olduğu ifade ediliyor. Kelebekler soğukkanlı canlılar oldukları için vücut ısılarını en verimli şekilde devamlı olarak düzenlemek zorundadırlar. Bu çok büyük bir problemdir. Çünkü uçarken sürtünmeyle büyük miktarda ısı oluşacaktır. Bu ısının acil olarak soğutulması gerekmektedir. Aksi halde kelebeğin hayatını sürdürebilmesi mümkün olmayacaktır. Çözümse, kanın kanatlarındaki çok ince film benzeri dokuların içinden geçirilmesiyle sağlanır. Böylece vücutta oluşan ısı giderilmiş olur. Bu yeni soğutma tekniğinin Intel ve Motorola gibi çip üreticilerinin hizmetine 2 yıl içinde girmesi planlanıyor. Unutulmamalıdır ki, kelebeklerdeki bu eşsiz tasarım ilk ortaya çıktıkları andan beri vardır. Aksi durumda kelebeklerin yaşaması mümkün değildir. Yani evrimcilerin iddia ettikleri gibi canlılar uzun bir zaman sürecinde küçük kademeli gelişmelerle meydana gelmiş olamazlar. Kelebek kanatlarındaki ısınmanın böyle kusursuz bir çözümle birlikte yaratılmış olması bizlere onları yaratan Rabbimizin sonsuz aklını gösterir. Allah her şeyin hakimi ve güçlü olandır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Yaratmayı başlatan, sonra O'nu iade edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce misal O'nundur. O güçlü ve üstün olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.